İstanbul Mobilya Fuarı'ndan tekrar tüm takipçilerimize merhaba. İkinci gündür hala yayınlar devam ediyor ama gördüğünüz gibi enerji bitmedi. Evet, kesinlikle. Erkan Bey'de de bitmemiş. Gayet enerjiyiz. Biraz enerjiyi verelim artık size. Nasıl gidiyor? İkinci gündeyiz. Gözlerimizde böyle bir dolar işaretleri görüyorum. Çakmak. Gayet güzel, keyifli gidiyor. Sektörün geliştiği. Hemen hemen her girdiğimiz standta bunu duyduk. Yani sektör gelişiyor. Her sene üzerine bir şeyler koyuyor. Her sene katılımcı artıyor, ziyaretçi artıyor. Artık sabahleyin başkanım açıklama yaptı. Artık fuar yerimiz yetmiyor. Kesinlikle. Hem bizler için hem gelen misafirlerimiz için, hem yurt içinden hem yurt dışından gelen misafirlerimiz için daha kapsamlı ve daha konforlu bir fuar alanı gerekiyor, mutlaka gerekiyor. Baktığımızda evet, yani hep üstüne basa basa duruyorum ama başkanımız işte televizyonda ben tekrar izledim. Yani Türkiye en büyük Kanal İstanbul'u, efendim en büyük havalimanını, en büyük diye konuşurken evet, yani 2023 hedefleri için, ihracat beklentimiz için bu fuar alanı bize yakışmıyor. Daha büyük, daha kapsamlı, insanların çok rahat gelebileceği, hatta fuarın içerisine İtalya'daki örneğindeki gibi fuarın içerisine kadar metro ile girebileceği kesinlikle bir alan lazım. İhtiyacımız o. Hem dediğim gibi ihracatı arttırmak için, hem de gelen misafirimizi daha iyi ağırlamak için bu şart. Peki, dediğim gibi ikinci günü geride bıraktık. Genel gidişattan memnun muyuz? Nasıl gidiyor? Gayet memnunuz. Alıcı profili de ürünlerden memnun. Hem tasarım olarak hem kalite olarak. Kalitenin her geçen yıl Türk mobilyasının kalitesinin arttığı, tasarımının arttığını duyuyoruz. Hatta şey de gelişiyor, yani nasıl söyleyeyim size. Hani İtalya'yı yakaladık. Tasarım olarak evet eksiklerimiz var ama kalite olarak İtalya'yı da yakaladık. Bildiğim kadarıyla da dünya genelinde de en büyük ya ikinci fuar ya üçüncü fuar mobilya sektöründe. Şimdi tabii hedef koymak aslında çok önemli. Evet. Yani önünüzde bir hedef olmalı. Yani bizim nerede eksiğimiz var? Hani hep yıllardır konuşuyoruz. Her firmanın belki de bir SWOT analizi yapması lazım. Evet. Hangi noktalarda eksiğimiz var? Güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz neresi? Evet, baktık. Tasarım konusunda eksiklerimiz var. Bunun tamamlanması lazım. Evet. Ama bu bir kültür. Zamanla oturacak bir şey. Ama her sene üzerine konu olarak geliyor. Mutlaka. Hemen hemen bütün standlarda değindiğimiz, gene duyduğumuz bir şey. Evet, her sene gelen yabancı alıcının, yabancı misafirlerin üzerine farklı kişileri görmeye başladık. Başka ülkelerden. Değişik ülkeler. Bu konuda neler söylemek isteriz? Ya, dünya genelinde hakikaten çok çok değişik ülkelerden talep var. Gelen ziyaretçiler var. O yüzden hem tanıtımı için, fuarın tanıtımı için, hem de nasıl diyeyim, bu kitleye ulaşabilmek için daha tasarıma da daha çok dikkat ediyoruz. Kaliteye de daha çok dikkat etmemiz gerekiyor en azından. Bu şekilde. Tabii aslında o kadar yoruldum ki, yani yorgunluk tabii ki güzel tatlı bir yorgunluk. Eğer bu tanıtımda bizim de bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize diyoruz. Hep bunu milli bir görev olarak görüyoruz. Ne kadar kişiye bu yayınları ulaştırabilirsek bizim açımızdan o kadar iyi diyoruz. Ama fuarımız tabii 26 Ocağı kadar da devam ediyor. Bu sene gelenler Lucca Mobilya'da, üstüne basa basa söylüyorum. Baştan çünkü unutmuş olabilirim. Lucca Mobilya'da neler görecek? Biraz daha böyle işte luxury dediğimiz bir tarz lüks, galiba. Lüks ürünler görecek, kalite görecek, tasarım görecek. Hı hı. Kendi bünyemizde tasarladığımız birçok ürün var. Kalite kesinlikle bir kere bizim için hani olmazsa olmaz. Kalite görecekler. Halen daha vaktiniz varsa, halen daha gelmeyi düşünüyorsanız ya da programınızda yoksa, pazar güne kadar fuarımız açık. Mutlaka bu ürünleri görmeye gelin.
Bekliyoruz. Bekliyoruz Lucca Mobilya'da. Instagram'da, YouTube'da bizi takip edebilirsiniz. Mopsat'ın her bir üyesinin ürünleri teker teker sergileniyor. Bu arada müşterilerimizden biraz şikayetçiyiz, üyelerimizden. Daha fazla ürün istiyoruz, daha fazla fotoğraf istiyoruz, yollamıyorlar. Evet, bu fuar bizim açımızdan da iyi. Rahat rahat çekelim, yayınlayalım. Çekelim, yayınlayalım. peki, konuşmak isterseniz mikrofon sizde. Vallahi siz öyle özetlediniz ki Ümit Bey, çok teşekkür ederiz. Sosyal medyanın gücünün herkes farkında. Bu konuda da orada olmamız gerekiyor. En yeni koleksiyonları bekliyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Biz asıl sizi böyle bu fuar ortamında yorduğumuz için bazen üzülüyoruz. Ama sizin mobilyalarınızı da biz anlatmayalım artık. Evet. Biraz da siz anlatın diye. Evet. Böyle biraz yoruyoruz. Yok, estağfurullah. Teşekkür ederim. Mopsat firmalarından Lucca Mobilya'daydık. 4. Holde 26 Ocak'a kadar Lucca Mobilya'nın standını ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Evet.